Merhabalar. Türkiye'de dengeler değişiyor. Başarılı olur ya da olmaz, bugünden söylemek zor. Ama Türkiye yeni ittifaklara gebe. Yeni ittifaklar, yeni kadrolar, yeni kavgalar, yeni davalar demek. Bunun içinse bazı eski defterlerin kapanması gerekiyor. Bir de ne olursa olsun, isterse memleket yansın, gemisini yüzdürenler var. Bugün sizlerle 4 dava ile ilgili son gelişmeleri ve Süleyman Soylu'nun apoletlerini söken dev kokain operasyonlarının ayrıntılarını paylaşacağım. Günün sürpriz kararı balyozla ilgili. Hadi başlayalım. Gerçekle yalanın, doğruyla yanlışın aynı torbaya konularak yürütüldüğü bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuşmayı yaptığında takvimler 20 Mart 2015'i gösteriyordu. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları olmuş ve Erdoğan yeni ittifak arayışlarına girmişti. Erdoğan'ın o güne kadar AKP hükümetine karşı darbe olduğu konusunda en küçük bir tereddüt yaşamadığı Balyoz ve Ergenekon davaları bir anda kumpasa dönüştü. Oysa dava 2012 yılında karara bağlanmış ve dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 365 sanıktan 325'i hükümeti devirmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Saray devreye girdi ve 2014 yılında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Çetin Doğan dahil sanıkların tahliyesine karar verdi. Davalar kumpas olarak adlandırıldı. Gülen cemaati suçlu ilan edildi ama o dosya hiç kapanmadı. Erdoğan bir gün lazım olur düşüncesiyle balyozu hep yedekte tuttu. Öyle anlaşılıyor ki o günler geldi. Balyoz yine darbe oldu. Bugün Sabah gazetesini eline alan dikkatli okuyucular birinci sayfada Yargıtay'dan amiraller bildirisi için emsal karar, balyoz planı davasında 7 beraat kararını bozdu haberini gördü. Haberin sabaha özel olmasının altını çizmek lazım. Haberde Yargıtay 16. Ceza Dairesi balyoz planı davasında beraat eden sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kayavarol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkında verilen beraat kararını bozdu deniyor. Ancak asıl dikkat çekici husus Çetin Doğan ve diğer asker şahısların hükümeti devirip milli mutabakat hükümeti kurmayı planladığı net bir şekilde ifade edilmesine rağmen sanıklar hakkında suç için anlaşma maddesinden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istenmesiydi. Erdoğan ailesinin yönettiği gazetedeki dairenin bu kararı 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili soruşturmada da emsal olacak ifadesi kararla beraber okunduğunda saray rejiminin oyunu dizayn etmek için yargı sopasına sarıldığını gösteriyor. Son balyoz kararı ve emekli amiraller için Silivri yolunun açılması bu yılki Yüksek Askeri Şura toplantısının da hiç kolay geçmeyeceğinin işareti. Bir başka ifadeyle yıllardır süren birbirinden hiç haz etmeyen düşman kardeşler ittifakı çatır diyor. Nerede kalmıştık? Bu dava bitmeyecek ve bugün de diyorum bu dava bitmeyecek. Ne zaman bitecek? Bu dava ancak bu davayı kurgulayanlar içeri girdikten sonra. Gelelim ikinci davaya. O davada balyozla ilgili ve şu an ekranda gördüğünüz haberde yine Sabah gazetesine ait ve üstelik 2 Haziran tarihli. Yani bugünkü balyoz haberinden 2 hafta önce yapılmış. Balyoz'da kumpas davası olarak adlandırılan yargılamada Taraf gazetesi yönetici ve yazarları yargılanıyor. Savcı Ahmet Altan, Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Yıldıray Öğür ve Tuncay Opçin'le ilgili mütalasını açıkladı ve Baransu için 67 yıl 6 aya kadar hapis istedi. Diğer isimlerle ilgili de 22 yıl 6 ay ceza talep ediliyor. Çöplüğe göndereceğim onları. Tarihin çöplüğüne atacağım. Bu onurumdur. Ortadaki tablo şu, Yargıtay'ın darbe dediği bir davada gazeteciler hükümeti devirmeye çalışan asker şahısları deşifre ettiği için onlarca yıl hapis yatma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Üstelik Baransu yıllardır tutuklu. Balyoz bir darbe planıysa gazeteciler hala neden tutuklu diye sormamız gerekmiyor mu? Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor. AKP ve MHP bugün erken seçim tartışmalarını vatana ihanetle eşdeğer görse de bir yandan da yeni ittifak arayışları son hız devam ediyor. AKP, CHP ve İYİ Parti'den kopup yeni parti kuranlardan bazıları çoktan kendileri için uygun bir ittifak buldular bile. Bir de Saadet Partisi meselesi var. Saray, Oğuzhan Asiltürk üzerinden partiyi Millet İttifakı'na dahil etmeye çalışıyor. Ama bütün bu siyasi hesapların anlam kazanması için bir soruya cevap bulmamız gerekiyor. HDP ve Kürt seçmen hangi ittifakı destekleyecek? İşte tam da böyle bir ortamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları soruşturmasında çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl 17 HDP'li ile birlikte tutuklanan Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen dahil 4 kişi tahliye oldu. AKP'nin yeni ittifak ihtiyaçları sebebiyle 2014'te yaşanan olaylar bahanesiyle tutuklanan Bilgen ve bazı HDP'liler yine siyasi hesaplarla salıverildi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve daha pek çok önemli ismin soruşturma kapsamında hala tutuklu olduğu bir gerçek. Ama Bilgen'in tahliyesinin Erdoğan'dan bağımsız gerçekleştiğini söylemek de imkansız. Belli ki sarayda bir şeyler pişiyor. Allah cümlesinin belasını versin. Bu kadar bu çocuklarımızı öldürmek için çaba sarf edenleri duyduğum zaman içim sızladı. Bu kadar mı katil topladınız be? Yetmedi mi çalıştıkları da yediğiniz kanını canını yediğiniz bizi böyle acılar içinde bıraktınız. Kaç çocuklar öksüz, kaç analar acı çekiyor be. Bundan sonrakiler çekmesin diye biz buradaydık. Gelelim dördüncü ve son yargılamaya. Bugün Soma faciası davasında vicdanları kanatan bir karar çıktı. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada 301 madenci hayatını kaybetmişti. Yargıtay kendi verdiği kararı bozdu ve yeniden yargılama yapıldı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi bugün Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt'la Adem Ormanoğlu'na ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklardan yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Oysa Yargıtay 12. Ceza Dairesi 30 Eylül 2020'de Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesini istemişti. Sonra bir el devreye girdi, Yargıtay üyelerini bile değiştirebilecek kadar güçlü bir el devreye girdi ve karar bozuldu. Çünkü 5 kişilik heyetin 3'ü bugün bile kimsenin izah edemediği bir sebeple değiştirildi. Ardından oylama yapıldı ve bugünkü karar çıktı. Bu kararı bu heyet vermedi. Çok daha yukarıdan verilmiş bir karar var. Bu salonda adalet 301 canla birlikte Can Gürkan'ın ayakları altında ezildi. Toprağın altına itildi. Bu toplum, bu halk buna layık değildir. Adaleti Sedat Peker'den beklemeye, lanet bir terör örgütünün üyelerinden beklemeye layık değildir. Mücadelemiz bunun içindi. Yargı eliyle siyaseti ve bürokrasiyi dizayn etme hesapları böyle. Bir de hükümet içerisindeki bilek güreşi var. Sedat Peker'in Kolombiya üzerinden gelen kokainin varış adresi olarak işaret ettiği noktalardan biri olan Mersin limanında çok büyük bir kokain operasyonu yapıldı. Ekvator'dan gelen bir gemide muz kolileri içerisinde 1 ton kokain bulundu. Operasyonu emniyet değil, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a göre bu yakalama Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain operasyonu. Ancak AKP'li Mehmet Muş böyle bir operasyonu hükümetin uyuşturucu ticaretinin parçası olma iddiaları ayyuka çıkmışken sosyal medya hesabından düşük bir tonda duyurmakla yetinmesi dikkat çekiciydi. Peki neden? Çünkü operasyonla ilgili yine bir dizi gariplik var. Kokain Önceden Kolombiya üzerinden gidiyordu. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkam Yıldırım Bey. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Erkam Yıldırım, Halil Falyalı. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet, Mehmet Ağar da bu sektörün tamamen ortasında. Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkam Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Geçtiğimiz aylarda Panama polisi yine Ekvador'dan Mersin limanına gönderilen konteynerin içerisinde 616 paket kokain ele geçirmişti. Sedat Peker 7. videosunda o kokaine işaret etmiş ve malın sahibi kim, neden operasyon yapılmadı diye sormuştu. Aynı sorular son operasyon için de geçerli. 1 ton kokainin varış adresi Türkiye'de neresiydi? İthalatçı firma kim? Faturaların üzerinde kim ya da kimlerin adı yazıyor? Şu ana kadar şüphelilere yönelik herhangi bir operasyon yapıldı mı? Yapıldıysa kimler gözaltına alındı? Şimdilik bu soruların cevabı bilinmiyor. Günün birinde öğrenebilir miyiz? Peker'in anlattıklarıyla beraber düşündüğümüzde bu soruya hemen evet demek pek mümkün görünmüyor.